dışarıyla bir mücadeleyi verirken ama içimizde de bize yanlış yapanların da olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Şu anda sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil, yeni bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir hale. Bu yeni hale bir milletin ve dahi insanlığın geleceğine hitap edebilecek olan yeni bir kuruşun eseri olacaktır. Özetle ya yeni bir hal ya da izmitlal. Önce Ahmet Davutoğlu döneminde Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan isimlere operasyon, ardından Abdullah Gül'ün akrabasına cemaat davası. Türkiye pazar günü yapılacak olan İstanbul seçimlerine kilitlendi. Anketlerde Ekrem İmamoğlu açık ara önde görünüyor. Seçim kadar sonrasında yaşanacak gelişmeler de siyasetin gündemini belirliyor. Özellikle AKP'li muhalif ve küskünlerin kuracağı konuşulan iki yeni parti, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Abdullah Gül'ün ise geri planda kalarak Ali Babacan'ı desteklediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda sık sık bu üç ismi hedef alıyor. Hangi ilde neler oluyor? Hangi ilçelerde neler oluyor? Bunların hepsi bize geliyor. Olan ne olur? Zamanı geldi. Tabii ki bizler bu teşkilatın geleceği içinde bunların hesabını sormasını... Ne icap ediyorsa yapacağız. Milletin üzerine, bölgemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için ne icap ediyorsa ve ne gerekiyorsa, hangi fedakarlığı yapmak gerekiyorsa, kınayanın kınamasından, tehdit edenin tehdit etmesinden yılmaksızın gereğini yapmakta bir anda tereddüt etmeyiz. Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Davutoğlu dönemindeki bürokratlara Gülen cemaati soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 249 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 100'den fazla diplomat gözaltına alındı. Diplomatlara yönelik işkence Ankara Barosu raporlarına girdi. İddiaya göre işkenceyle ifadenin hedefi Davutoğlu'ydu. Diplomatlara operasyon sıcaklığını korurken bu defa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akrabasına cemaat soruşturması kapsamında dava açıldı. Abdullah Gül'ün akrabası İzmir Katip Çelebi Üniversitesi eski rektörü Galip Akhan hakkında Gülen cemaatine yardım etmek iddiasıyla dava açıldı. Akhan'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2003 yılında başhekimliği atanan Profesör Galip Akhan ardından kuruluşunun tamamlanmasıyla 2010 yılında Katip Çelebi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Kurulduğu tarihten beri de rektörlük görevini yürüten Galip Akhan hakkında YÖK'e bir yıl önce isimsiz ve imzasız olarak gönderilen bir dilekçe üzerine soruşturma açıldı. Abdullah Gül'ün de akrabası olan Galip Akhan bu gelişme üzerine görevinden istifa ederek rektörlükten ayrıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Katip Çelebi Üniversitesi eski rektörü Galip Akhan'ın bayro kullanıcısı olmadığını, Bankasya'da herhangi bir hesabının bulunmadığını açıkladığı iddianamede Akhan'ın Gülen cemaatinin üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri olduğunu iddia etti.